1942 yılında doğdum ama 19 yaşında evlendim. 21 yaşında askere gittim. Ordu'da askerlik yaptım. Hayatım boyunca öküzlerine, beygirlerine leşmerlik yaptım. En son Denizli'de ameliyat oldum. 12 tane piretin taktılar belime. Bu sefer ağrıdan acıdan duramadım. İzmir'e gittim. 9 Eylül Üniversitesi'nde ameliyat oldum. 2 piletten de orada taktılar. 14 piletim var belimde. Böyle sakat oldum. Ayaklarım tutmuyor. Şimdi yatarım. 8 senedir yatıyorum. Kaç çocuğun var Ramazan amcacığım? 3. Allah'a emanet. İkisi İzmir'de, biri burada indi. Gelci oğlan var. Çocukluğunda neler yaşadın? Anlatabilir misin Ramazan amcacığım? Nasıl geçti çocukluğun? Onları unuttum amcam ya. Havza geçtik diye haberiz. Onları bilemem. Neler yaptınız? Annenin babanın evinde nelerle uğraştınız? Ne işler yaptınız? Hep çiftçilerine, bağcılığına uğraştık. Başka bir işimiz yoktu. Buranın işi o. Bamya, bal, tütün, başka bir işi yok. Teyzemi nerede gördün? Bizim araziye gittiğimiz yolun üstündeydi onlar. Orada gördük. Askerlik anılarından bir anı anlatabilir misin, hatırlayabildiğin? Askerlik anılarımda ben jandarmaydım. 4. Şube yazıcısıydım. Ordu'da yani garagolduydum. Başka bir anımız yok. Sadece dairede oturuyorduk. Vazifemiz buraya gitmiyorduk. Evli miydin askere gittiğinde? Evliydim. Kaç yıl yaptın? Askerlik 2,5 sene yaptık. Jandarma 2,5 seneydi o zaman için. 3 ay mezuniyet vurdu. 2 sene 3 ay yaptık. Teyzem burada bekledi seni. Evet, burada bekledi. Kiminle kaldı? Annenizle mi? Nerede? Burada, sizi beklerken askerde. Tabii annem babam vardı, o zaman sarıldı. Başladım. Çok uzun süredir evlisiniz. Ne söylemek istersin bu uzun süren evlilikler konusunda? Şimdi böyle değil artık. Ne söylemek istersin? Ne söylemek istiyorum? Neden bu kadar uzun süre mesela evli kalınıyor? Bunun sırrı ne? Ne söylemek istersin? Bunun sırrı ashabalarımızdan kalma. Nikahına, ölesiye kadar birlik kalmak. Başka bir şey değil. Geçindikten sonra. Karı kocasına ihanet yapmazsa, kocası karısına ihanet yapmazsa mutlaka ölesiye kadar geçinir. Başka bir neden olmaz. Burada aile de çalışır, kocası da çalışır, çoluğu çocuğu da çalışır. Hep çalışıyoruz. Çalışır çalışır bu ana geldik işte. Eskiden böyle şey yoktu. Traktör müraktör yoktu. Affedersiniz eşeğine, öküzüne. En son beygir kullandık. En son böyle olduk. Oğlan şimdi traktör var, şeysi var, taksisi var. Biz böyleyiz yani. Allah razı olsun. İşte oğlan bakıyor, başka bir şeyimiz yok. Bir tarım bakurdan maaşım var. Allah'ın bereket etsin. Onu iyi biçiyoruz. Oğlan aletleri suyu yatırıyor. O da bize yetiyor. İkasıyla
dışarı zor gelip gidiyorum, lavaboya zor gelip gidiyorum. Durumum belli, direkt oturamıyorum ben. Geçen gün yine gittik. Ne? İzmir'de enfeksiyon kaptıydım ben bir hastanede. O zaman için vidalada enfeksiyon kalmış. Yine ameliyat diyorlar. Doktorun kimisi ameliyat diyor, kimisi kaslığa gevşemiş, ameliyatı kaldıramazsın diyor. Ben de şaştım, ne yapacağım hocam? İşte böyle. 8 senedir böyle yatırıyorum ben. Kalkamıyorum. Yok bir karımız. Tamam Huriye teyzeciğim, başlayabilirsin. Ne diyeceğim? 1946'da doğdum. 1946'da doğdum. Çuval dokumuyla, halı dokumuyla, işte bamletmiyle, tütünetmiyle. Ondan gari 6 kardeşiz. 2 oğlan, 4 kız. Ne zaman evlendin Huriye teyzeciğim? Kaç yaşındaydın? Ben ufak gelin oldum. Bunlar benim yaşımı büyüttü de gelin oldum ben. 3 yaş büyüttüler. İşte öylelikçe. Nasıl oldu düğünün? Düğünüm indiki gibi değildi gari. O zamanlarda bir minder bir döşek diyen gibi eşyalı geldi pırtıların işte öylesine. Kırmızı gelinlik şey oldu o zamanlarda. İşte. Asker yolu beklemişsin. Bekledim. Bir çocuğumuz vardı askere gittiğinde. Babası görmedi. Gittiğinde hamileydim. Ondan gari bunu ölüsünü kirlini dirsini gördü o bir çocuğun işte. Ondan gari 6 tane çocuğum oldu. 3'ü o yanda, 3'ü bu yanda. Neler yaptınız evlendiğiniz süreçte? Ne işlerle uğraştınız? İşte dayının dediği gibi bağıyla, tarlayla, çiftçiliğiyle uğraştık. Şimdi nasıl geçiyor zamanınız? Şimdi işleyeceğiz de ayaklar tutmuyor, beller tutmuyor. Şimdi havaslanıyoruz kırılara gitmesine, gidemiyoruz, gelemiyoruz. İşte evin içinde böyle bastırılık. Evlatlarınız geliyorlar mı? Geliyorlar. Oğlan satı devamlı burada da, kızlar İzmir'de. Bayramdan bayrama geliyorlar. Eskiden neler olurdu? Adetler nasıldı buralarda? Neler yapılırdı? Düğünlerde olsun. Düğünlerde işte 3 gün yemek yenildi. Ondan kari kına gecesi oldu. Tefili çalarlardı, oynarlardı. Böyle çalgılar mı var şimdiki gibi? Öyleydi adetimiz. Şey var, şurada bunların keşkek dövme taşı vardı köşede. Yani orada keşkekler dövülmüş. Burada bizim dübek vardı. Tefili olanlar dübek dövmeye geldi. Tefili oynaşırlardı dübeğin başında. İşte böylelikçe geçti hayatımız. Kaç yıl evli kalmışlar? Kaç yıl evli kaldınız teyze? Kaç yıllık evlisiniz? Bilmiyorum kızım ben. Cahil oldum ben, bilmiyorum işte. Nasıl geçti? İyi amcayla geçti. Ömür? İyi geçti. Memnun musun? Memnunuz. İyi geçti. Zor zamanlarınız mutlaka geçmiştir. Neler yaşadınız? Geçti de tabii o dağlı olacak karnetecek. Geçti. Zorluğunu da gördük, iyiliğini de gördük. Çok şükür, bin şükür indiki günümüze.